Bu tip rol model oyuncular gerçekten ülke futboluna çok şey katıyor. Sadece oynayanlar için değil, izleyenler Doğru. için de çok şey katıyor. Atiba evet. çok büyük bir değer. %100 öyle. Futbol biraz duygusu alınmış bir hale döndü son yıllarda. Bu benim çok hoşuma gitmiyor. Oyundan duyguyu alamazsınız. Yüzde %50'nin fazlasıdır duygu bence bu oyunda. Bu duygu kapsamına çok soyut kavram da girer. Vefa dediğimiz şey de girer mesela. O yüzden Atiba mesela kariyerinde ilk defa Dünya Kupası'na Gidecek Kanada milli takımıyla. Ee, bu da kendisi için kariyer sonu ödülü gibi. Buraya da Beşiktaş formasıyla gitmek yakışırdı zaten. Ee, i̇kincisi Atiba bir yıl daha ben burada kalayım diyorsa kalma hakkı kendi kararını kendi veriyor olması lazım. Niye bunları söylüyorum? Biz yıllardır yaz döneminde Atiba'nın işte 50 bin euro, 100 bin euro yüzünden kamplara hep geç katıldığını gördük. 15 gün, 20 gün. Yani hep pazarlık yapıldı Atiba ile. Neyin pazarlığı? Atiba 700 alacakken yanında oynayan adam 2,5 alıyor euro. 700 bin dörtte bir. Performans Atiba'nın dörtte biri. Ücret tam tersi, performans tam tersi. Dolayısıyla bu işin bir kısmı. Yani sadece Atiba ya işte vefadan dolayı kalsın diye de değil. İki, Atiba bu sene Dünya Kupası'na gideceği için zaten çok profesyonel kendine çok iyi bakan bir oyuncudan bahsediyoruz. Sen verdiğin süreyi, yani ilk 11 tabii ki başlatmayacaksın ama verdiğin süreden de karşılığını alabileceğin bir oyuncu. Hı hı. Üç, zaten FIFA e, Dünya Kupası'na gelen oyuncular için kulüplerine bir para ödüyor. Evet. Yani kendi parasını kendi de kazanıyor bu şekilde baktığın zaman. Hani Beşiktaş'tan alacağı ücret, FIFA'nın ödeyeceği falan. O yüzden ben çok isabetli ve doğru e, bir süreç, atiba süreci olduğunu düşünüyorum. Çocuklar falan hep burada büyüdüler yani baktığın zaman. Artık bizden biri klasik deyimle. Dolayısıyla e, Beşiktaş yönetimi Atiba ile artı bir yıl daha sözleşme yapmakla doğru bir şey yaptı. Bu şeye, şeye gidiyor hikaye. Ya adam anlatıyor bir Atiba ile şampiyon mu oluyor? Ya başka bir şey anlatıyorum. Atiba yazdım ben hadi seni altıya Atiba çık sahaya Josef Kes bunu anlatmıyorum ki. Gerekçelerimi anlattım. Ben doğru bir yaklaşım olduğunu, bu imzanın Atiba'nın hakkı olduğunu düşünüyordum. Ve bunu da çok dile getirdim imza atılmadan önce. Peyderpey üzerine hep konuştum gündemde de kalsın diye. Dolayısıyla ben doğru bir iş olduğunu düşünüyorum. İşin şu tarafı da var. Atiba profesyonel kariyerine nokta koyduktan sonra muhtemelen Beşiktaş'ın altyapısında işte teknik adam ekibinde yer alacaktır. Ve siz böyle bir e, futbol aklını da bir anlamda kaybetmemiş oluyorsunuz. İsterse 15 yıl formanızı giysin. Söylediğin konu çok önemli. Çok değerli bir Dünya Kupası oynayacak. En büyük hedeflerinden biri bir futbolcunun Tabii. Dünya Kupası'nda forma giyebilmek. Atiba'ya farklı bir bağlılık da imzalatmış oldunuz belki öyle. Biz belki 10 yıl sonra Atiba ile ilgili Beşiktaş'ı çok farklı konularla beraber konuşacağız. Doğru. Mesela varlığı bu oyuncuların şu açıdan da önemli. Mesela Cenk için de ben aynı şeyi söyledim. Şimdi hoca yaşı ve teknik direktörlük yılları itibariyle çok tecrübeli değil. Evet güzel yaşanmışlar ama daha kariyerinin başında sayılabilecek bir teknik adamdan bahsediyoruz. Teknik direktör yaşı için 46 çok ileri bir yaş değil. Bazı dönemlerde bu sene Beşiktaş'ta e, teknik direktörün de yetmediği takım içi e, hı hı. bir e, şey gerekecek, bir, bir silkelemesi gereken adam gerekecek. Onları kucaklayacak, alacak, konuşacak, muhabbet edecek, ateşleyecek. Mesela yerli olarak Cenk'in bu konuda maliyetiyle beraber düşünüyorum. Çok mantıklı bir transfer olduğunu düşünüyorum. Öbür taraftan da Atiba, bir de rol model bir adam ya, rol rol model Kesinlikle. bir adam, yaşayışıyla. Ben şimdi genç bir oyuncu olsam, o bölgede oynayan, bakarım bu adam kramponu nasıl bağlıyor. Çantayla nasıl giriyor Nasıl tesisten? antrenman yapıyor? Tabii, Neyi yemeği, yiyor, tabii yemeği nasıl yiyor? Ne Ki bu adam bir de astım problemi var yani ilaçla falan. Ona rağmen o ciğerle o deparla e, oynayan bir adam. O yüzden hani Atiba gibi oyuncularla önümüzdeki sene de ayrılacaksa bu şık bir ayrılığın ön sözü oldu. Onu da ayrılmayı da bilmek lazım. 9 sene formanı giyen adamla da böyle gönlünü kırarak o bu falan da değil. Ee, bu zamana kadar Beşiktaş'tan kazandığının e, karşılığını fazla fazla vermiş bir adamdan bahsediyoruz. Tabii Atiba e, bazı izleyicilerimiz işte 39 yaşında artık neden devam ediyor gibi de konuşuluyor. Ama ben Atiba'nın eleştirildiği bir sezonunu hatırlamıyorum Serdar Kelleci. Evet. <laughs> Birçok oyuncu var. Yaş itibariyle neden oynuyor diyebileceğiniz ki çok daha erken yaşlar bunlar. 35-36 yaşında bile tartışabileceğiniz çok fazla isim var. Ama tartışamayacağınız üç oyuncu varsa bunlardan biri Atiba'dır. Ya oyuna karakter koymak, yetenek koymak, e, oyunun her alanına hükmedebilmek. Bunların hepsini Atiba için söyleyebiliriz. Ama ya tevafuk mudur bilmiyorum. Şimdi hasebe geliyor aklıma. Atiba deyince. Atiba Santfor da oynadı Beşiktaş'ta işte işte, Sergen Hoca döneminde. Tabii evinde. on numara oynadı Santfor. Santfor'un arkası gibi oraya koşular yaptı, için ben Santfor gibi Sergen Hoca'nın gizli Santfor'uydu hatta. Şimdi aklıma hep şu fikir geliyor. Bu tevafuk dediğim nokta şu. Atiba 39'a geldi. IT Frankfurt'ta Hasebe diye bir oyuncu var. Libero. Merkezden liberolaşmış bir oyuncu. Glasnerli Frankfurt'ta. İşte Rıdvan, Glasner daha önce eee beraber çalışan hoca. Yani Aklıma nereden geldiyse bilmiyorum bu bağlantıyı kurduğum zaman bu sene Atiba'nın içinden bir libero çıkar mı? Bildiğin libero. Üçlü oyunda, üçlü stoperde merkezdeki oyuncu. Neden dersen Hasebe'yi Frankfurt'ta izlerken ya, müthiş işler yaparken görüyorsun. Atiba'nın ayağı o kadar düzgün ki ve bence üzerinde çok fazla mesai harcanması gereken bir konu olmalı bu Beşiktaş için. Neden? Şimdi Atiba İkili mücadelede çok az kaybeden bir oyuncu. Atiba pozisyon almayı çok iyi bilen bir oyuncu. Atiba oyun kurmayı çok iyi bilen bir oyuncu. İşte bunların üçünü topladığımda Atiba'nın içinden bir hasebe çıkar mı? Atiba'nın işte Santifor çıktığına göre bu da çıkar. İşte şurayı. Atiba ile alıp merkeze. Görece çok da yorulmayacağı bir oyundan bahsediyoruz aslında. Öne çıkardığı için savunmayı o yakalanma riskini düşünüyor. Bak senin söylediğin Serdar Keleci 80 ben çok severim de o, o, o yılları konuşmayı. Dönelim biraz 80'lerin ortası 90'lar falan sarkık liberolar. Üçlü sistem var ama bugünkü gibi ta, böyle şey değil. değil. İp, i̇p dizilişi üçlü değil. Beşli o, gibi hatta onlar, o dönemki üçlüler. O, o arkadaki işte Gökhan Keskin, Müjdat Geçkin şey. o değil ya Yok yok yo, hayalin demiyorum o döneme dönüş yapıyorum. Hani böyle yaşı ileri hı hı. giden ağır abi gibi süpürücü orada en arkada dururdu. Orada biraz daha böyle yavaş oyun, kontrollü oyun gerektiren ya, bir şeydi. Hazırlık maçında dahi olsa ben denenmeli diye düşünüyorum bu fikrin. Yani Beşiktaş'ın yerine öbür gün ihtiyaç duy, düş, duyduğu anda da devreye girebilecek bir senaryo bu. Yani e, soluna sayısı alırsın, sağına işte bir sağ stoper e, alırsın. Wellington var o ancak. Wellington ya da ama Atiba orada çok iyi yönlendiren bir oyuncu olabilir. Ha, arkaya sarkan toplarda Atiba o hıza ulaşamayabilir mi? Ama Atiba'nın pozisyon bilgisi çok çok iyi. Yani Hasebe'deki oyun bilgisi Atiba'da fazlasıyla var. Aytia Frankfurt bunu deneyebiliyorsa, Hasebe'den oradan bir merkez e, stoper çıkartabiliyorsa Beşiktaş da bunu deneyebilir. Bunu denenmişi şey var Frankfurt'ta çünkü. Ya benim aklıma sürekli bu senaryo geliyor Beşiktaş için. Ve Atiba sana 35 36 maçı stoperde de çıkarttırabilir. Yani orta sahadaki çünkü Atiba'yı orta sahada oynattığın zaman Atiba 70 metrede oynamaya çalışan bir karakter. Yani Atiba'ya şunu desen Atiba sen artık yaşlandın. 20 metrelerde 30 metrede oynasan bile bizim için kafi desen Atiba bunu evet dese de oyun içinde bunu yapamayacak bir karakter. Ya yani çünkü isyan eden bir karakter. Oraya da gider, oraya da gider ama Stoper mevkine evirdiğin zaman kendi bölgesini o arkadaki 40 metre boşluğu iyi kullanabilir diye ben sadece böyle bir simülasyon yapıyorum kafamda. Hı hı. Evet ama sanki İsmail'in istediği yakın oynayan, yapışan, döndürmeyen, döndürdüğü arkadan atılan toplara da deparı basan böyle sert kemik Sayısı sesi olacak yani orada gibi, değil mi? Gibi o, evet. Yani oyun onu bize anlatıyor. Hı hı. Hı. Ha, ama mesela senin dediğin sistem üzerine şimdi düşündüm. Önde de bir önünde yani ee, Joseph, Joseph gibi bir emniyet sibobu ya. varken e, yani çok om, da omurga evet, olabilir. Atiba, Ultimate Joseph olabilir. yani Atiba Joseph önde kim olacak bir e, i̇şte, e, Getson sağında oynayacak sağda, işte yani, Emir Emirhan, Emirhan alan gibi ya da bir oyuncu alacak ya da, e, Muleka vesaire hı. transferine Şimdi de geç mi yapıyoruz? Şimdi değindiniz. Geçelim Muleka konusuna. Çünkü